GTA 6 fragmanı 5 Aralık'ta geliyor. 5 Aralık Salı günü saat 17.00'da fragman yayınlanacak ve ben de fragmanı canlı yayın eşliğinde sizlerle birlikte izlemek, birlikte yorumlamak ve birlikte tartışmak istiyorum. Salı günü saat 16.30'da canlı yayına geçeceğim ve hepinizi bekliyorum. Oyunu en ince ayrıntısına kadar birlikte inceleyip değerlendirelim. Peki bugünkü videonun konusu ne? GTA 6 fragman detaylarını en ince ayrıntısına kadar paylaşacağım. Bir hafta içinde Rockstar firmasında ne tür gelişmeler oldu, GTA 6 oyunu nasıl bir oyun olacak, yüzyılın ve tüm zamanların en iyi oyunu mu geliyor sorusunu birlikte yanıtlayacağız. Fragman gelene kadar GTA 6 ile alakalı bir video atmayı düşünmüyordum. Ama o kadar gündem ki beni GTA 6 videosu yapmaya itiyor. O sebeple salı gününe kadar bu video bence hepimize yetecektir. Salı günü canlı yayında buluşalım. Rockstar'ın tüm sosyal medya bildirimlerini ve tüm haberlerinin bildirimlerini açmıştım. O sebeple bir gelişme olduğu zaman anında bana bildirim geliyor. Rockstar Games geçtiğimiz gün bir fotoğraf paylaştı ve anında bana da bir bildirim geldi. Fragmanın geleceği günü ve saati içeren bir paylaşımdı. Gerçekten çok heyecanlanmıştım o bildirimi görünce. Palmiye ağaçlarının arasında Vice City'nin gün batımı manzarasının üzerine klasik tekstiyle yazılmış bir yazı ve gökyüzünde uçan 3 kuş. Oyunun Vice City'de geçeceğini biliyorduk ama bu tanıtım görseli bunu kanıtlar nitelikte oldu. Daha sonra tüm oyun haberleri içeren kişiler, şirketler ve firmalar bunu basında paylaştılar. Ve oyun dünyası bu tanıtım görseliyle ayağa kalktı. Çünkü en iyisinin geldiğini biliyorlardı. Bununla da bitmedi. Rockstar hiç kimsenin beklemediği, tahmin bile etmediği bir şey yaptı. Sosyal medyasındaki tüm gönderileri sildi. Biri hariç. GTA 6 fragman tanıtımının görselini silmedi. Ve şu an hesaptaki tek görsel bu. Rockstar'ın böyle yapması tüm beklentiyi arşa çıkardı. Burada sosyal medya ekibini de tebrik etmek gerek. Beklentileri çok yükselttiler. Hüsran çıkarsa eğer, ki ben hüsran çıkacağını düşünmüyorum ama hüsran çıkarsa bayağı sorun olabilir. Bu hareket bize beklediğimizden daha fazlasının geleceğini söylüyor. GTA 6 fragman duyuru görselinin ardından diğer oyun şirketleri de benzer görsellerle gönderi paylaştılar. Hatta oyun şirketlerinden ziyade bir tane futbol kulübü buna benzer bir içerik paylaştı. Birazdan ona değineceğim. Call of Duty, Fall Guys ve Halo bu oyun şirketlerine katılan ilk isimlerdendi. GTA 6 fragman duyuru görseline benzer bir görsel paylaştılar. Bu aslında şu demek. Herkes bu dev yapımı bekliyor, diğer büyük oyun şirketleri de bu dev yapımı bekliyor ve saygı duyuyorlar. Buna katılan bir futbol kulübü de Galatasaray. Galatasaray resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gerçekten herkesin dikkatini çekti. Bu paylaşımda popüler video oyunu üreticisi Rockstar'ın GTA 6 oyununun duyurusu için kullandığı görseli değiştirerek kullanmış. Bu durum sosyal medyada da ve özellikle Galatasaray taraftarları arasında çeşitli tepkileri yol açtı. Bazı taraftarlar bu durumu mizahi bir şekilde karşılarken bazıları ise takımlarının bu şekilde bir görseli kullanmasını eleştirdi. Bu olay futbol ve video oyun dünyasının kesiştiği ilginç bir anekdot olarak kayıtlara geçti. Kulübün popüler kültürün ve özellikle gençler arasında çokça konuşulan bir oyunla ilişkilendirilmesi, bazıları tarafından yaratıcı ve ilgi çekici bir hamle olarak değerlendiriliyor. Ancak bazı taraftarlar ve spor yorumcuları bu tür bir içeriğin kulübün prestijiyle uyumlu olup olmadığını sorguluyor. Özellikle sosyal medyada konuyla ilgili pek çok mim ve esprili yorum da yapıldı. Bu durum Galatasaray sosyal medya etkileşimlerinde önemli bir artışa da sebep oldu. Kulübün bu tarz popüler kültüre atıfta bulunarak genç taraftarlarla daha fazla etkileşime geçme çabası dijital medya stratejileri açısından ilginç bir örnek teşkil etti. Ve bence Galatasaray sosyal medya ekibini de tebrik etmek gerekiyor. Çünkü trende uyuyorlar. Ve bir sosyal medya ekibinde çalışıyorsanız veya bir sosyal medya ekibini yönetiyorsanız trendlere uymalısınız. Kendi içeriğinizi ona göre tasarlamanız gerekiyor. Ve Galatasaray bu konuda gerçekten de başarılı, hakkını yememek gerekiyor. GTA 6'da bizleri neler bekliyor? GTA 6'daki yenilikler gelen sızıntılar doğrultusunda şu şekilde işliyor. Bildiğiniz üzere GTA 6'nın geliştirilmesi çok fazla ayrıntı nedeniyle neredeyse 10 yıl kadar sürdü. Yani oyun hemen hemen 10 yıldır geliştiriliyor. Ve güncellemelerle birlikte yaklaşık 15 yıl süreceğini tahmin ediyorum. Oyun o kadar gerçekçi ki Lucia'nın elbise hareketinde bunu görebiliyoruz. Rüzgarla birlikte hareket ettiği ve elbisenin hareket ettiğini daha öncelerden gördük. Rockstar en gerçekçi oyunu yaratma konusunda işini bu sefer gerçekten ciddiye almış gibi gözüküyor. Oyun tamamen gerçekçi bir atmosfer yaratma peşinde. Önceki oyuna nazaran çömelme, uzanma ve ördekleme de yapılabilecek. GTA 6'daki animasyonlar henüz önceki tüm GTA oyunlarının hiçbirinde gözükmedi. Hatta tamamen oyun sektörünün hiçbirinde bu tarz animasyonlar görmeyeceğimizi söylüyorlar. Rockstar en gerçekçi NPC tepkilerini ve konuşmalarını oluşturmak için yapay zekanın gücünü kullandı. Şu ana kadar gelmiş geçmiş en güçlü NPC'ler geliyor ve en gerçekçi NPC'lerle birlikte bize gerçeklik atmosferini iliklerimize kadar hissettirecekler.
Buna şundan örnek verebiliriz. Her NPC tamamen farklı bir yaşam sürecek. Nasıl hepimizin farklı bir yaşamları var, bunu oyunda tanıklık edeceğiz. GTA 6'nın 4 oynanabilir karaktere sahip olduğu söyleniyor. Ancak hikaye esas olarak Jason ve Lucia'nın yolculuğuna odaklanıyor. GTA 6 hikaye modunda Kai adında genç, siyahi bir erkekle yer alacak. GTA 6'da da tıpkı GTA 5 gibi özel yarışlar, görevler ve diğer eğlenceli aktiviteler olacak. Yarış için rampalar ve pistler gibi daha fazla nesne mevcut olacak. GTA 6'nın simüle edilmiş suyu gerçek zamanlı olarak işleyen yeni bir sistem tanıtılacağı bildiriliyor. 20 mühendis yalnızca GTA 6'da su fiziği üzerinde çalışıyor ve bu da sörfü ilk kez tanıtıyor. Yani oyunda sörf yapabileceğiz. Oyuncular bataklık sularında uçan araç veya hava botlarıyla Everglades gibi bölgede hızla dolaşabilecekler. Hatırlıyorsanız GTA 6 fragmanının sızıntısı paylaştığım zaman fragmanın Everglades'e benzer bir yerde geçtiğini söylemiştim. Bakalım salı günü buna tanıklık edeceğiz. GTA 6'daki karakterler kurşun atışlarına karşı koruma olarak başlarını örtme özelliğine sahip. Yani kurşun geldiği zaman başlarını eğecekler. Bu özellik aranan seviyeden kaçarken inanılmaz derecede faydalı olacak. Evet değerli dostlar, salı günü saat 5'te hepinizi canlı yayına bekliyorum. Birlikte GTA 6 fragmanını izleyelim ve birlikte yorumlayalım. GTA 6 ile alakalı soracağınız her soruyu da yorumlara bekliyorum. Evet değerli dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.